1973 yılında ilkokulu bitirip 73-74 öğretim yılında İstanbul'a geldik. Babam Maçka'da iyi bir yerde dükkanı almıştı, kiralamıştı. Orada çalışıyordu, büfeciydi. Ondan ben de Nişantaşı Kız Lisesi'ne geldim. İkinci sene ikinci sırada yazdım meteoroloji ve meteoroloji mühendisliği bölümünü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kazandım. İyi de bir puan almıştım yani. O zaman puanıyla çok ciddi bir puandı ve meteoroloji mühendisliği o dönemde her yerde yok. Bana yeterli gelmiyordu bu araştırma duygusu. Hem bitirme ödevim, yüksek lisansımdan gelen bir dürtü, hep sorma dürtüsüyle çok yüksekti. Orası bana planlama özellikle hiç yeterli gelmiyordu açıkçası. Ve burada ilan açıldı TÜBİTAK'ta. TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde bir ilan açıldı. İlana başvurdum. O bütçeyi aldıktan sonra dökümhanemizdeki vakum indüksiyon ocağımızı sipariş ettik. Vakum indüksiyon ocağımız geldi. İlk prototipimizi 2015 yılında kurduk. Daha bu havacı türbin kanatlarının prototip modelini tek kristal olarak o cihazda ürettik. O proje ARGE projesiydi. Yani prototipi yapmakla bitmiyor. ARGE projesini elinizde olmayan bir teknolojiyi kazanıyorsunuz. Dünyada var ama sizin yok. O yüzden oldukça ciddi çalışmalar yaptık. Çok 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 sancılı günler yaşadık. Ama çok şükür teknolojiye hakim olduktan sonra, hakim olduğumuzu teyit gördükten sonra turboşaft motorunun birinci ve ikinci kademenin kanatlarının, en sıcak bölgede çalışan kanatlarının üretimini bize verdi. Biz aşağı yukarı 2018'den beri de onlar için çalışıyoruz. Yani prototip üretim yapıyoruz ve bu bizim ürettiğimiz kanatlar motora takılacak. Önce yerde denenecek, sonra tabii gökbeğe takılacak, gökbeğiyle birlikte uçacak. İnşallah o günleri de görürüz. Uçtuğunu da görürüz gökbeğin. Bizim teynin motoru ve bizim kanatlarımızla uçtuğunu da görürüz. Evet, evet. Göğüs. Yüzeyde maalesef o egzozdan taşınan kirli.